Akşam şovun bitmesiyle birlikte bize ilginç bir uçuş denk geldi. Şimdi kaptanımla beraber yürüyoruz. UH-1 ile uçacağız. Ve buranın en yaşlı helikopteri. Evet. Ben 1991 yılında ilk defa UH-1 ile uçtum. 30 yıl sonra ben de bir nostalji yapacağım. Benim ilk uçuşumdu UH-1'e 1991'de. Bakalım ne olacak. Bir sürpriz yapacağım sana. Sol koltukta uçacaksın. Oo, kokpitte. Süper. 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 Normalde sorumlu pilotlar diyelim, helikopterde sağ koltukta oturuyorlar. Benim gibi pilot olmayanlar, helikopter pilotu olmayanlar ise helikopterin sol koltuğunda oturuyor. Bakalım UH-1'de sol koltukta nasıl bir uçmak, nasıl oluyormuş beraber göreceğiz. Hadi binelim. Emniyet, ateş!
gerçekleştirilen Sivrihisar Havacılık Gösterilerinin yıldızlarından biri de Vietnam gazisi UH-1H helikopteriydi. Sportif ve genel havacılık için bir vaha olan Sivrihisar'ın semalarında UH-1H ile uçuyoruz. Ali İsmet Öztürk'ün havacılığımıza kazandırdığı tesis aynı zamanda efsane uçaklarıyla bir müze. ...1966 model olan UH-1H, Vietnam Savaşı'nda uçmuş. Hatta roketle vurulup düşürülmüş. Adeta küllerinden yeniden hayata döndürülmüş ve gökyüzündeki uçuşuna 55 yıldır devam ediyor. Patpat olarak da tanınan helikopter, geçen yıl müze envanterine girdi. Havada keyifli dakikalar çok çabuk tükeniyor. Yere iniyoruz. Pilotumuz Ahmet Örsel için UH-1'in çok ayrı bir yeri var. Tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir yıl sonra UH-1 ile uçurdunuz. Bu biraz uçuşumuzu anlatır mısınız? Ne yaptık? Kalkış, Vietnam kalkışı oldu galiba biraz. Ya, seri bir kalkış yaptık fazla irtifa almadan. Ondan sonra biraz alçak uçuşla bir meydan paterniyle indik batağı pronuna. Ama sana size bu şeyi 30 yıl sonra tekrar yaşattıysam ben de çok mutluyum. Vallahi bize böyle nostalji ama aslında bu helikopter de size bir nostalji oluşturuyor değil mi? 1984'te ilk uçtuğunuz helikopterlerden biri. Kaç saat uçtunuz UH-1'de? Yaklaşık 4500 saat civarında uçtum. Tabii ben en son 2006'da UH-1 ile uçmuştum. 2006'dan sonra ilk defa, belki Türkiye'de ilk bir sivil UH-1 ile sivil emekliyim, aktif pilotum ama sivil olarak da ilk defa uçmuş oldum yani. Yani aslında size böyle bir emeklisiniz ama bir emekli jübilesi gibi mi diyelim, böyle bir emekli ikramiyesi diyelim hatta. Evet, bu ikramiye gibi, hakikaten doğru, ikramiye gibi oldu. Ne hissediyorsunuz UH-1 ile uçarken yıllar sonra? Ben bu helikopterle herhalde bütünleştim. Bu helikopterde aldığım uçuş hazımı diğer helikopterlerde alamıyorum. Bu helikopter bana mutluluk veriyor.
beni eski günlerime götürüyor. Yani. Ne hoşunuza gidiyor bu H1'de? Bir sesi söylediniz motor durdururken. Evet. O H1'de tabii gücü hissediyorsunuz, o H1'in gücünü. O performansını hissediyorsunuz. O siz ne kadar isterseniz o kadarını veriyor. Ama bunun gücü yüksek irtifalarda kısıtlı. Doğru yani, şey değil. Ama bir yandan da nostalji yaşatıyor size ve keyifli bir uçuş sunuyor. Bize de bugün yaptığınız gösteri çok büyük keyif verdi yerden. Sesini duyurdunuz, pat 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 sesinin. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ellerinize, bileğinize sağlık. Çok sağ olun. Bu helikopter olsun, sizin de sağlığınız nasip etsin. Gelecek yıllarda İnşallah. Uçmak nasip olsun diyelim. Yani biliyorsunuz pilotluk sağlıkla ilgili. Sağlığımız el verdiği sürece biz bu koltuğa oturup bu saykılık ve kolektifi kullanabileceğiz. Önemli olan sağlık. Çok bir çok teşekkür sağ ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Umarım gelecek yılda beraber uçmak. İnşallah. Ben mutluluk duyarım. Bir de Ali İsmet Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Bana bu imkanı, bu fırsatları sağladığı için Ali İsmet Bey'e çok teşekkür ederim. Bu videonun fragmanını hazırladığım zaman UH-1'lerin Türkiye'deki durumuyla ilgili çok sayıda soru aldım. Silahlı kuvvetlerimizin ilk helikopterlerinden biri olan UH-1'ler 2000'lerin başında çok önemli bir modernizasyondan geçti. AH-1 Kobralarda da kullanılan güçlü motorlar UH-1'lere takıldı. Helikopterin kokpiti ise Aselsan tarafından modernize edildi ve ekranlı hale getirildi. Ancak yaklaşık 2 yıl önce talihsiz 2 kaza arka arkaya meydana geldi. Motor parçalarında yaşanan sorun nedeniyle 2 UH-1 İstanbul'da düştü. Tüm helikopterlerin uçuşları durduruldu. Daha sonra motorlar söküldü ve bu motorlar büyük bakımdan geçirildi. Çalışmalar tamamlandıktan sonra UH-1'in ilk kullanıcısı Jandarma Genel Komutanlığı oldu. Yavaş yavaş kara kuvvetlerinin envanterindeki UH-1'ler de uçmaya başladı. Önümüzdeki yıllarda UH-1'ler yerini Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından tasarlanıp uçurulan Gökbey helikopterine bırakacak. Gökbey performansı, taşıdığı yükü UH-1'lerden daha ileri doğru taşıyacak ve bu konuda milli bir tasarım Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, jandarmanın envanterine girecek.